Arkadaşlar herkese merhaba. 8 Ocak Çarşamba Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 7 koşuluk bir program var. 6'lı da 2. koşuyla beraber saat 2.30'da start alacak. Ben de programla ilgili takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyerek en iyi oyunu, kuruyu yapmaya çalışın arkadaşlar. Gün içinde İstanbul programı da var. Akşam programı olacak. İstanbul'da ben onunla ilgili yorumlarımı yaptım. Bir önceki videomdan takip edebilirsiniz. Gündüz programında da Bursa var. Bursa 6'lısı da ikinci koşuyla beraber saat iki buçukta Handikap 14 4 4 yaşlı Arapların 1800 metre mesafe kumda bir yarışıyla başlayacak arkadaşlar. 4 yaşlıya geçen Safkanların ilk defa bu kadar uzun bir mesafeye çıkacağı bir yarış olacak şöyle bir gruba baktığımda arkadaşlar iki tane safkan benim dikkatimi çekiyor. O yüzden ben bu iki safkanı muhakkak kuponumda bulunduracağım. Siz de tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyebilirsiniz ama bu iki safkan muhakkak kuponlarınızda olsun diyorum. İlk olarak 6 numaralı Özçevik arkadaşlar. son yarışında hatta son iki yarışında size tek olarak verdiğim bir safkandı. birinde ikinci kalmıştı güzel bir koşuyla son yarışında kazanmıştı. E, bu safgan arkadaşlar, e, orijini çok beğendiğim bir safkan. Özellikle uzun mesafede daha da iyi koşmasını beklediğim bir safgan. E bir koşu koşup yarın için e, bu grubu orijinin hakkını vermesi durumunda yarın için bu grubu kolay bir şekilde geçmesini de bekliyorum. Uzun vadede daha iyi gruplarda, daha sert gruplarda da görmemiz e, gereken bir safgan olarak düşündüğüm için e, bu safgandan beklentim var. O yüzden de kuponuma ilk sıradan 6 numaralı Özçevi yazacağım arkadaşlar. Bu safkanın rakibi noktasında 2 numaralı Çağıran Tolga ile beraber yine etkileyici orijinal olan bu safganda kuponlarda olmalı diyorum. Meydan'dan sonra çıktığı yarışı da çok güzel bir şekilde gösterişli bir şekilde 7-8 boyla kazanmıştı. Ondan sonra son yarışında yüksek bir AGF oranıyla çıkmasına rağmen dördüncü kalan safkan o gün için aslında virajdan sonra e, içeride e, önü kapandığı için safkan tam sprint atacağı sırada önü kapandı. dışarı dışarıda tekrar sprint atmaya falan derken e, Arap safkan Arap e, öz atları özellikle çok çabuk e, bu tarz e, tepkiler vermiyorlar. Yani önü kapandıktan sonra veya sprintini tam atacağı sırada sprint mesafesi ya da sprinti ayarlayamadığı zaman biraz geç kalıyorlar. Geç kaldığı için de o için yarıştan dördüncü kaldı. Ama ben yine koştuğunu beğendim. Yani kaliteli bir safkan zaten kötü koşmayacaktır. Ben yarın için 6 ve 2'yi öncelikli olarak tutuyorum arkadaşlar. Bu iki safkan muhakkak kuponlarda olmalı. Ayrımsız olarak daha sonrasında sizin tuttuğunuz safkan varsa gün içinde yanına ekleyebilirsiniz. Ama 6 ve 2 kuponlarda muhakkak olsun diyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var. 3.300 metre mesafe kumda e, İngilizlerin, 3 yaşlı İngilizlerin bir koşusu olacak. Son yarışında size verdim. O gün içinde aslında e, beni yanıltan, kötü bir koşu koşan 7 numaralı The last Dream. E, ben tekrar ilk sıradan bu safkana şans vereceğim arkadaşlar. E, son yarışında kuma çıkacağı iyi yarışta ben iyi bir koşu beklediğim için safkanı ön sıradan vermiştim size. O gün içinde aslında kötü koşmadı. Yedinci olmasına rağmen grubun içindeydi. Yani öyle çok gerilerde kalmadı arkadaşlar. Yani belki birinci ile arasında bir buçuk boy, iki boy fark vardır. E, kötü koşmasına rağmen e, beklentimin altındaydı. Ben orijinin kuma daha uyumlu olduğunu düşündüğüm için bu safkandan iyi bir koşu bekliyordum. Ben yarın içinde müsait grupta yine bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. E, yarın için... E, yani bu tarz bir grupta e, Mustafa Çiçek'le beraber birinci gelmesi normal bir sonuç olur benim için. Bu safkanın kötü koşması durumunda ben birçok safkanın devreye gireceğini düşünüyorum. O yüzden de sürprize müsait gördüğüm bir ayak. Eğer ki 7 numaralı The Last of Dream kötü koşarsa 1 numaralı Demir Batur arkadaşlar. 3 numaralı Emparis Victory. Yine 4 numaralı Kosova Ateşi. Ve son olarak da 8 numaralı Goldfish muhakkak devreye girecektir. O yüzden sürprize müsait olan ayakta fazla ata şans verilmeli diyorum. Yani 7 numaralı öncelikli olarak tuttuğum safkan daha sonrasında 1, 3, 4 ve 8 şeklinde bir sıralamam var. Yine sizin de tuttuğunuz safganlar varsa ekleyerek bu ayağı arkadaşlar geçebilirsiniz altının ikinci ayağı için ee, sıralamam bu şekilde. Üçüncü aya geldiğimizde ise e, Handicap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. Ben burada bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. O da zaten kendi kuponumu arkadaşlar tek atacağım. Yani için ben bu safkanın grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kim bu da bir numaralı Dark Power arkadaşlar. Arkadaşlar kaliteli safkan öncelikle grup zaten ilk defa 1800'e çıkıyor. Orjun'un şöyle bir baktığımda e, özellikle e, orijin kan hattında ben uzuna daha uyumlu olacağını düşündüğüm bir numara Dark Power bir adım öne çıkıyor arkadaşlar bende. E, aynı zamanda Safka'nın son yarışlarında da koştuğu gruplar daha kaliteli gruplar. Özellikle son yarışında e, aslında kazanabileceği bir yarışı içeri fazla kapandığı için ikinci kaldı. E, eğer ki dışarıdan e, alabilseydi e, sprintini bence o grubu da geçebilirdi. Ondan önce daha önce 1500 mesafede koştuğu yarış var. O yarış çok güzel ve gösterişli kazanmıştı. Yani uzayan mesafenin her türlü avantajını olacağını düşündüğüm bir, bir numara Dark Power yani için bu grubu ayıracaktır diyorum. Sonlarda yarış stili itibariyle sonlarda doğru yani önde 2-3 gidip sonlarda e, gruba etkili gelip grubu ayıracaktır. Ben rahat bir birincilik yapmasını bekliyorum bir numara Dark Power'ın Muhammed Mir bilginle beraber yarın benim kuponumda tek olacak arkadaşlar geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise ee, kısa vade 6'da dişilere ait 4 yukarı İngilizlerin 1300 metre mesafe e, kumda bir yarışı gerçekleşecek. Burada da yarın yüksek bir AGFE çıkmasıyla bekledim. 3 numaralı Prenses D var arkadaşlar. E bu safkandan bahsetmeden önce e, gün içinde e, Kocaeli programında arkadaşlar e, ben üç, e, kaçıncı ayakta bilmiyorum ama baba arifin olduğu ayak için söylüyorum ben dünkü yorumla demiştim ki Baba Arif yüksek bir AGF oranıyla çıkar. Biz burada sürpriz arayalım. Yanına 2-3 tane at yazalım diye düşünmüştüm ve size yorumlarımda da öyle söylemiştim. Ama ben sabah baktığımda baktım ki Baba Arif 2. at çıkıyor yani AGF'de. Ee, öyle olunca e, yani zaten Baba Arif'in ben yüksek AGF olduğu için yanına at yazma durumunu olduğu için ben o normalde aslında zaten geleceğini bildiğim bir safkan ya da iyi koşacağını bildiğim bir safkan. Ben o yüzden karnı kuponumda Baba Arif'i gün içinde tek attım. Altınımı öyle kurdum Kocaeli'de. E, i̇ki tane tekle oynadım yani. Size verdiğim ilk ayakta zaten şeyi vermiştim. E, i̇lk ayakta gelen Safkan ismini de hatırlayamadım. Şimdi Lord Admiral'ı vermiştim tek olarak. E, gün içinde Baba Arif de öyle bir AGF ile çıkınca onu da tek attım. Ya, e, bugün Kocaeli'de Yani mesela ben şimdi bugün içinde Prenses için içinde böyle bir örnek vereceğim. O yüzden bunu anlattım size. Şimdi Prenses D normalde yüksek bir AGF ile yarın çıkması gereken bir Safkan. Eğer ki e, yüksek bir AGF çıkmaz ise... E, rahatlıkla tek atılabilir, risk edilebilir arkadaşlar. Yani normal şartlarda bu grubu geçmesi gereken bir safkan. Ama ben tabi e, biraz daha ikramiye yükseltmek amacıyla, e, biraz daha sürpriz arama amacıyla ben bu safkanın yanına at yazacağım. E, yazacağım atlardan da bahsedeceğim ama dediğim gibi yüksek AGF çıkmaması durumunda e, Prenses D tek atılabilir. Hatta küçük kuponlarda yine risk edilebilir. E, yüksek AGF çıkması durumunda ki öyle çıkacaktır diye düşünüyorum. Benim öncelikli olarak arkadaşlar 4 numaralı Ancelatta e, favorim. Yani bu ayak için. E, bu safkandan ben e, kısa mesafede e, zaten önde numara alıp gitmeyi de seven bir safkan e, öyle bir şey yapması durumunda sınan de bu tarz yarışlarda bazen çok güzel yarışlar koşuyor. Anceletta'yı e, önde boş bırakırlarsa arkadaşlar yarışı bitirir. Yine kaliteli safkan 6 numaralı innovation arkadaşlar. Yine bu safkanda e, son yarışında çok kötü koşmasına rağmen kalitesiyle yine önde yine sert tempoda götüreceği bir yarış olabilir. Mustafa Çiçek de beraber yine etkili olacaktır. Bu safkan yine e, sürpriz noktasında değerlendirilmeli. Yine aynı şekilde 7 numara Queen of the Portrait arkadaşlar. Çok kaliteli bir safkan zaten. E, bu safkanı yine muhakkak kuponlarda olmalı diyorum. E, son olarak da Invasible Woman arkadaşlar. Yine bu kaliteli safkanı da ekleyelim kuponlarımıza. Yani e, öncelikli olarak 3 numara Prenses diye arkadaşlar. Prenses Di'nin kötü koşması durumunda veya yüksek bir AGF çıkması durumunda devreye girecek sıfkan safkanlar sırasıyla 4 6 7 ve 2 şeklinde bir sıralamam var. Ama yarışı şöyle bir kafamızda koşturduğumuzda büyük ihtimalle önde numara alacak safkanların çoğunluğuyla sert tempoda gidecek yarışta sonlarda Prenses Di'nin bu grubu geçmesi gerekir normal şartlarda. Eğer ki dediğim gibi yüksek AGF çıkmaması durumunda tek atılabilir. Eğer ki yüksek çıkarsa da yıkma noktasında bahsettiğim atları değerlendirebiliriz arkadaşlar yarın için. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 2100 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. Ben bu yarış içinde 3 tane safkandan bahsedeceğim. İlk arkadaşlar 4 numaralı Kıvrak Tay. Ben bu safkanın son yarışını çok beğendim. O kaliteli koşusunu yapması durumunda yine üzerindeki jokey ile beraber iyi bir koşu koşup yani yarın için bu grubu geçebilir. Ben 4 numara öncelikli olarak tutuyorum. Bu safkan kuponlarda olsun diyorum. Rakip noktasında 1 ve 2 numara safganlar kalitesiyle ağır kilolarına rağmen bu grupta iyi koşacaklardır. Yani 4 daha sonrasında 1 ve 2 şeklinde bir sıralamam var. Yine dediğim gibi tuttuğunuz safkanları varsa bu ayak için değerlendirebilirsiniz. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. bu ayak için de yine 3 ee, tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar. E ben bu 3 safkanı da ayrımsız olarak kuponlarıma yazacağım. Yine dediğim gibi tuttuğunuz safkan varsa ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk sıradan 6 e, numara Han Solo'ya vereceğim şansı. Son koşusunu çok beğendiğim safkan. Yani çok uygun kiloda start alıyor. Büyük ihtimalle e, Sercan'da 51.5 falan binecektir bu safkana. Böyle hafif kiloda Sercan e, bu pistte e, safkana bindi mi ee, çok enteresan koşular yapabiliyor. Üzerindeki safkan da bence formda. Yani hem formda safkan hem formda e jockey ile beraber ekürü de zaten akçe ekürüsü kaliteli bir ekürü. Ben çok iyi bir koşu bekliyorum. Yarın için bu grubu geçmesini bekliyorum. Çok müsait grupta. Hansuro'dan çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar yarın için. Ee, bu safkanın dışında arkadaşlar diğer bir safkan tuttuğum safkan ise 2 e, numaralı Baba Yaga. Her ne kadar e, yarışları kötü olsa da son yarışında bayağı bir kıpırdandı. Zaten kaliteli bir safgan. Normal şartlarda yine bu grubu geçer. Tam da mesafesini bulan safgandan iyi bir koşu bekliyorum. Aynı şekilde son yarışından e, bir önceki yarışını kazanan, son yarışında yine çok kaliteli bir koşu yapan Büyük acıbada kuponlarda olmalı diyorum. Bu kalite safkanı yine Jokey ile özellikle Muhammed Mir bilginle ile çok büyük bir uyumu oluştu. çok iyi koşuyor bu ikili. bu ikiliye de şans verilmeli diyorum. Benim önceliğim 6. Daha sonrasında 2 ve 3 arkadaşlar sizin de tuttuğunuz safganları varsa yine bu ayak içinde değerlendirebilirsiniz. Benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Sizin tuttuğunuz safganları varsa ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapın diyorum. Şimdiden herkese bol şans.